arkadaşlar, tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle... Niye stres mi yaptın? Bugün sizlerle... Sırılsıklan... Oha! Çok fazla durup bekliyorum. Konuş! Salak birden yapma çok... Düzgün konuş! Böyle mi sana anlatıyor? Tamam, yüzüme yüzüme yapıyorsun. Neyse... Stres altında konuşmayı öğren. Bugün... ağlayacağım, böyle konuşamıyorum. Şu bir yerime sık, şurama falan sık. Ağlasan da anlaşılmaz, yüzüme... konuş! Allah'ım korkmayın. Bugün sizlerle beraber ne yapacağız? Bugün sizlerle beraber tipimden de gördüğünüz üzere sırılsıklam. Kameraya geçiyorum. Bugün sizlerle beraber sırılsıklam yaz aşkının nasıl olması, mükemmel bir sırılsıklam yaz aşkı nasıl olması gerektiğiyle alakalı 10 maddede sıralayacağım. Yani mükemmel bir yaz aşkına elde etmek için ne yapmanız gerekiyor? Sanki ben bir otoriteymişim gibi bundan bahsetmek istiyorum ama bence dediğim, benim kendi uyguladığım kurallarımla 10 maddede size bundan bahsedeceğim. İkinci maddemiz bence, neden bence ekini getiriyorum? İlk önce bundan bahsediyorum. Bence bir ek mi sence? Şöyle söyleyeyim ya da ekstra benceyi söylüyorum o zaman. Ben bu konuda sonuçta bir otorite değilim veya uzman da değil. Zaten bu olayların uzmanlığı olduğuna da inanmıyorum. Hepimiz gelişigüzel yaşıyoruz. Sadece benim kendim hayatımda uyguladığım kurallarım ve bazı uyguladığım yöntemler var diyeyim. Bunlardan bahsetmek istiyorum çünkü sizlere. Ama yüzüme yüzüme sıkma. Konuşamıyorum tamam. Çünkü. Okey. Niye sıkıyorsun? Birinci... Oldu ama halime bak. Sen devam et. Ha? Birinci uyguladığım yöntem. Yöntem derken de bu arada bunu yaparsanız kesinlikle bunu elde ediyorsunuz kafasında değil. Sadece hayatıma empoze ettiğim şeyler. Bir saatle çıkarken önceliğiniz kesinlikle yaz aşkı veya birilerini bulmak olmamalı. Evet, herkes sevgilisiyle tatile gidiyor olabilir. İşte Instagram'da orada burada çok güzel postlar paylaşıp sizi kıskandırıyor olabilir. Fakat bu... Sizin de aynı şeyi yaşamak için kendinizi zorlamanız gerektiği anlamına geldi. Bence ilk önce tatile çıkarken önceliğimizde şey olması gerekiyor. Huzur bulmak, yalnız kalmak. Çünkü bu dönemde yaşadığımız en büyük sorunlardan bir tanesi yalnız kalmayı, yalnız eğlenmeyi öğrenememek. Sürekli hayatımızda birilerinin olmasına ihtiyaç duyuyoruz. İşte, tatile gittiğimizde de hemen bunun adına yaz aşkı demişiz. Yaz aşkı bulmamız gerekiyor, o olması gerekiyor, bu olması gerekiyor diye kendimizi sürekli zorluyoruz. Bence bu konuda birazcık daha böyle rahat olmamız gerekiyor. Önceliğimiz gittiğimiz yerde kesinlikle ben dinleneceğim, işte kendimi pürleyeceğim, kafamı dinlendireceğim, işte kendimle vakit geçireceğim. Böyle bir şey yapmak zorunda kendim... değil. Anlıyorum. Demeniz gerekiyor. Neyse. Bu konuda anlaştıysa ikinci maddeye geçebiliriz. İkinci maddemiz ise şu olsun. Kesinlikle böyle şey tipler vardır ya. Genellikle kulüplerde çok fazla olur. Turistlere salçalanır işte. Ya ben arkadaşlarımla geldim. Sosyal çıkışta işte bize beraber falan diyen tiplere kesinlikle uzaklaşıyorsunuz. Bu insanlarla aşk falan yaşayamazsınız. En fazla yaşayacağınız one night stand. Bir de bakıldığında yaz aşkı aslında bir one night stand. Benim için en azından öyle. Çünkü bunlar mevsimsel kalp kıpırdanmaları diyorum ben bunu. Bu tip insanlardan eğer uzun süreli yani en azından mevsimlik aşk yaşamak istiyorsanız bu tip kişilerden birazcık uzak durun. Daha böyle... kendi haliyle takılan, ailesi tatile gelmiş olan, işte genellikle böyle yazın en fazla aktivitesi, sahilde böyle arkadaşlarla gitar çalıp ateş yakan falan filan tipler olan kişilerle yaparsanız daha çok mevsimlik aşk yaşayabilme şansınız biraz daha artacak. Üçüncü maddeyi unuttum çünkü çok gerginim. Nasıl unutursun? Senin adı Bay Fiskiye olsun bence. Üçüncü maddemiz ise... Of ya, hava çok sıcak deyip evde oturmayın abi. Bu çok saçma bir şey. Yaz tatilindesin, dışarı çıkmışsın derken yani yaşadığın yerden farklı bir şehire gelmişsin. Dışarı çık, gez, dolaş. Senin ne aktivite varsa hepsini yap. Çünkü hem bu şekilde yaz aşkını bulabilme olanan daha da yükselecek. Neden dersen diye bir sor bana. Sor. Neden? Çünkü
Şimdi atıyorum, sen nelerden hoşlanıyorsun? Festivale gitmek. Şimdi oraya gittiğinde, oradan tanıştığın bir insanla ortak bir özelliğiniz olmuş oluyor. Yani aynı yerde, aynı şeyleri yapıyor olmanız sizin ikiniz de aynı şeyi sevdiğinizi gösterir. Bu da ne demek oluyor? İkinizin ilişki yaşayabilme olasılığı yüksek. O yüzden kendi ilgi alanlarınızın olduğu eventlerde bu kişileri aramanız sizin için daha iyi olacak. Peki ya paramız yoksa? Soyla git. Ah, git yüz. Yancı ol, yan grupla, ateş yakan yan gruplara git. Ben de katılabilir miyim? Ben bir ateş yakan yan grup nedir? Ateş yakan, yani gitar çalıyor, orada ateş yanıyor. Hiç mi görmedin Aygide reklamlarında falan? Halk plajında diyorsun. Evet. Ya ki böyle yazlık siteler oluyor, o sitelerden böyle gençler toplanır. Tamam. Allah belamı ver, aşık olmasaydı, sırılsıkam aşık olmasaydı. Dört. Benim de götümü. Gerizekalı, gülüyordun sen bunları, niye ıslatıyorsun? Ben aşkın çok fazla abartıldığını düşünüyorum. Diyeceksiniz, senin gibi insanlarla da tam biz aşık olamıyoruz, işte hep böyle aldatıyorsunuz, ediyorsunuz falan. İnanın ki ben de aldatılmış bir insanım ve hiçbir zaman öyle bir tip olmadım. İnanmıyorum! Sen nasıl aldatılmış? Ya şey gibi olmadı, anlık linç. Evet. Yorumlarda insanlar yapamadıkları şeyi gerçekten sen yapıyorsun. Şöyle, ne diyecektim ben? Aşkı çok fazla abartmaya gerek yok. Neden abartmaya gerek yok? Özellikle yaz aşkını çok abartmaya gerek yok. Az önce dediğim gibi zaten bu mevsimsel bir şey. Bunu işte döndüğünüzde arkadaşlarınıza anlatabileceğiniz güzel bir anı olarak görüp işte tatilinizi daha keyiflendirip daha kaliteli vakit geçirdiğiniz bir şey olarak görebilirsiniz. Yani buna böyle çok fazla anlam yükleyip kendinize açık kimin manası yok. Yani illa karşıda çıkacak kişinin böyle çok de değer verip aşırı derecede hayatınızın merkezine sizi koymasına da gerek yok. Bence bu beklentiye girmeyin. Zaten beklentiye girmeyin. Beklentiye girdiğiniz anda hiçbir şey beklediğiniz gibi olmayacak zaten. Bunu bir artık bir elinize alın. Böyle düşünün. Aa. Allah'ım gözüm çıktı. Ne bu sıralama? Önemi var mı bunun? Tamam ya, şu saatten itibaren sıralamayı bırakıyorum. 5, 6, 7 ne ya? Doğru söylüyorum. Söyledim kadar söyleyeceğim. Zaten çok değerli ve şey bilgiler bunlar. Bunları yaptığın anda... Tabii bunlar hiçbir yerde asla hiçbir bulamayacağınız... Hiçbir yerde şey bilgiler yani. Bunlar sadece benim... Kimse hayat boyunca söylemediği ve sadece benim... İlk kez senin düşündüğün şeyler. Aynen. Çünkü bak, çok özel bir insan. Biliyorum. Sen bizim ailemiz için çok özelsin. Yüz karısı. Altı mı ettin çektin ki? Öyle yazı ya. Canım biraz omega 3 ya da B12. Ya sus! Ya bak, hala şey yapmaya karşı sana bağırmaya devam edeceğim. Ya bir sus! Yok, şu an o kadar çok şekilde savaş veriyorum ki salak. Aaa diyor. Her madde ise kesinlikle ama kesinlikle kendiniz hakkında çok fazla bilgi vermeyin. Neden böyle diyeceksiniz? O an, az önce dediğim gibi o anın büyüsünü bozabilir. Çünkü bazen siz beklentiye girmiyorsanız bile karşıdaki insan çok beklentiye girebilir. Ya güzel bir şey yaşayacaksınız 3 günlüğüne. Belki istemeyebilir böyle aptal saplaş şeylere takılıp. O yüzden bence çok fazla ayrıntı verip onun takılacağı döneler bulmamasını sağlayın. Ne gibi bence, bilgiler? Tabii yalan atmayın ama. Ya kredi... kendinle alakalı çok bilgi verme. Kredi kartı bilgileri falan. Bence onu vermeli. Onu verince kesinlikle hemen gelir herkes. Yaz aşkı tabii ki. Yani yaz aşkı tabii. Bu arada bununla alakalı bir anım var. Onu anlatacağım kısa bir şekilde. Kesinlikle yaz aşkınızın nüfus cüzdanına bakın. Airbnb'den ev kiraladık. İşte kalıyoruz böyle. Benim arkadaşım Burcu diye bir arkadaşım var. Arkadaşıma şey oldu. Biriyle böyle takılmaya başladı. Bir yerden tanıştı. Benimle tanıştırdı. Benim de 6. hislerim çok kuvvetli olduğunu söylerler. Çünkü ama 6. hisle alakası yok. Beyninle alakası. Çünkü direkt görür görme de anlayabiliyorum. Yaşla tanıştırdı beni. İşte iyi biri. Çocuk böyle gayet her şeyimizi koşturuyor. İşte bir şey bitiyor hemen gidip alıp geliyor falan. Ama çocuğu bir şekilde ısınamadım yani. Sevmedim. Isınamadım çocuğa. Burcu diyorum ki bunda bir şey var. Ve ben biliyorum, ben Burcu'ya bunu söylediğimde Burcu direkt bana uf ya sen de ne kadar kötü niyetlisin. Herkes hakkında bir kulp buluyorsun. Her şeye bir şey takıyorsun. Hayatım benim mutlu olmamı istemiyorsun ya falan deyip gidecek ve beni suçlayacak. Ben bunu biliyordum zaten başta. Tabii Burcu'nun ben bunu diyeceğini bile bile hadi dedim arkadaşıma kötülük yapmayayım, bunu söyleyeyim. Söyledim Burcu'ya. Sen beni kıskanıyorsun! Diye bir tepki verdi. Sonra... benim mutlu olmaya hakkım yok. Vallahi toparlayamıyorum cümleyi bir dakika.
Sonra Burcu dedi ki şifa olsun. Neyse ben söyledim Burcu'ya bunu. Burcu tabii ki de senin ağzını sıçayım falan filan deyip aynı benim dediklerimi tepkilerimi verip gitti. Sonra ben gece yatıyorum. Küsüştük biz bununla. Ben yukarı çıktım yatıyorum. Gece hayvan gibi kapı çalıyor ama nasıl böyle biri ölmüş gibi kapı çalıyor. Sonra bir açtım Burcu. İşte dedi hemen dedi aşağı inmen lazım çok kötü işte arkadaşım çok kötü bir durumda falan dedi, ne olduğunu bilmiyoruz falan dedi. Aşağı inmen çocuk nefes alamıyor. Baya böyle ne yapacağını da bilmiyorum. Yazlık bir yerdeyiz işte hastane nerede onu da bilmiyorum. Mesela ambulansı arayabilirsin. Ondan sonra taksiye atladık gittik çocuğu hastaneye götürdük. Çocuk hastaneye gittik şeyini bana verdi. Salak. Çocuk hastaneye gittiğinde salak. Geri zekalı buradan da söyleyeyim. Aptalsın çünkü sen. Ceketini bana verdin. Ceket bana emanet edilmez. Niye? Karıştırırım çünkü. Çünkü ben bir bokluk hissetmişim. Bir bokluk bari yani. Kesin bir şey var. Tabii ki şeytan dürttü. Burada da bunun ceketine bakayım. Ceketin içine baktığımda mutfak cüzdanına buldum. Mutfak cüzdanına baktığımda ise tabii ki de evli yazıyordu. Sonra ben gittim bunu Burcu'ya gösterdim. Burcu böyle İlk önce işte inanmamak istedi. Ağladı, zırladı falan filan. Belki ondan... açık ilişki yaşıyorduk, sorsunuz mu? Adam ilişkim yok diyor, evliyim. Neyse böyle bir anı. Mesela bir de şey gibi bir durumlar oluyor işte böyle takılıyorsun. Çek insan çok abartıyor. İşte böyle çok fazla takılmak istiyor. İfşa! Sürekli mesaj atıyor. İşte hiçbir şekilde bırakmıyor. Hangi kulübe gidersen git o da geliyor. Festivale gittiğin festivalleri kovalıyor. Artık bir yaka silkiyorsun yani. Siktir. İlk başlarda hoşlanmış olabilirsin. Sonradan hoşlanmamışsınızdır. Veya gelmiştir. Hadi geldi buraya kadar ayıp olmasın. Kötü davranmayayım da demişsinizdir. İşte arkadaşlar bunu yapmayın. Zaten zamanınız kısıtlı. Yani şey gibi düşünün. 3 aylık ömrünüz kaldı gibi düşünün. Sevmediğiniz, istemediğiniz biriyle vakit geçirmek istemezsiniz. O yüzden dürüst olun ve karşıdaki insana direkt bunu net bir şekilde söyleyeyim. Hepimizin hayatında... Peki bir şey sorabilir miyim? Hiçbir şekilde... Bir dakika. Burası çok önemli. Hepimizin hayatında en önemli şey zaman. Zamanınızı harcayacak hiçbir şeye izin vermeyin. İnsanlara da izin verin. Siktir edin. Siktir edin. Yazın tanıştığımız insanlar illa kısa süreli mi olmak zorunda? Hayır. Niye öyle davranıyorsun o zaman? Hayır bak ben şu anlamda söyleyeyim. Atıyorum gitmişsindir. Çeşme'ye gittin. Sen İstanbul'lusun, o Ankaralı. Geldiniz aynı otelde kalıyorsunuz veya kulüpte tanıştınız. İşte öpüştünüz, bir şey oldu. Takılıyorsunuz. Aşık olmak isteyeceksin. Sonra dönünce üzüleceksin. Ben ondan bahsediyorum. Yani İstanbul'dasındır, o da İstanbulludur ama hiç karşılaşmamışsınızdır. Bayağı elektriğinizi tutmuştur. İstediğiniz yerde geçeyim, sonra devam edin. Yani hiç problem yok benim için. Peki herkes romantik bir ilişki kurmak zorunda mı? Bir de herkes romantik bir ilişki kurmak zorundadır. Tabii ki de herkes romantik bir ilişki kurmak zorunda değil ama bokunu çıkarmaya gerek yok. Bence yaz aşkı zaten bunun için yani biçilmiş bir kaftan çünkü her şeyi yaşayabiliyorsun. Kısa süreli aşkı da yaşayabiliyorsun, cinsel konuları da yaşayabiliyorsun, ya tutkuyu da yaşayabiliyorsun. Hepsi bir arada çünkü çok kısa, değerini biliyorsun. Bence o yüzden bunu çok fazla romantik olarak abartmaya da gerek yok. Çok fazla cinsel olarak abartmaya da gerek yok. Hepsinin ortasından böyle gıdım gıdım. Allah belanı versin. Allah. Arkadaşlar ben şimdi artık tavuza mavuza gibi kurulayım yoksa hasta olacağım. Video bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Size sırılsıklam aşık olmanın maddelerini sırılsıklam bir şekilde saydım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı lütfen artık unutmayın. Ah! Size iyi bakın. Hadi ya yeter artık. Gir suya.